Haberin merkezinden, ATV Haber Merkezi'nden iyi akşamlar. Türk Hava Kuvvetleri'nin akrobasi takımı Türk Yıldızları'nın Büyük Taarruz Zafer Haftası çerçevesinde Afyonkarahisar semalarında yaptığı gösteri uçuşuyla açtık ana haberi. Yarın gurur günümüz. Büyük Taarruz'u Dumlupınar'da zaferle taçlandıran Başkomutanlık Meydan Savaşı'nın Büyük Zafer'in 99. yıl dönümü yarın. Bugünden kutlu olsun. Mustafa Kemal Atatürk Büyük Zafer'i takip eden Cumhuriyet'in daha ilk yıllarından itibaren havacılığın önemini defaatle vurgulamıştı. Onun mirası bugün daha da yükseğe taşındı. Yerli ve milli imkanlarla geliştirdiği insansız hava araçlarıyla artık dünyanın gıptayla baktığı Türkiye, göklerdeki gücünü Akıncı'yla ikiye katladı. Türkiye'nin ilk taarruzi insansız hava aracı Akıncı törenle Türk Silahlı Kuvvetleri filosuna katıldı. Devletin zirvesinin hazır bulunduğu törende Cumhurbaşkanı Erdoğan çok önemli mesajlar verdi. Türk savunma sanayinin yerli ve milli İHA ve SİHA'larıyla dünyada ilk üç arasında olduğunu hatırlattı. Türkiye artık oyun kurucu ülke dedi. ATV Ana Haber başlıyor. Akıncı'nın ülkemize hayırlı olmasını diliyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akıncı taarruzi insansız hava aracı teslimat törenindeydi. Bayraktar ailesini, emeği geçen herkesi şahsım, ailem, milletim adına yürekten tebrik ediyorum. TİHA Türk Silahlı Kuvvetleri'nin yeni üyesi. Erdoğan önce ailenin yeni üyesinden bahsetti, sonra sözü Türkiye'nin jeopolitik konumuna getirdi. Eğer ülke, millet ve devlet olarak yeterince güçlü olmazsak, bin yıllık vatanımız bu coğrafyadan bizi adeta bıçakla kazır gibi tasfiye edeceklerinden şüpheniz olmasın. Bizim başka vatanımız yok. Bizim gidecek başka bir yerimiz de yok. Cumhurbaşkanı Erdoğan savunma sanayindeki atılımların nedenini böyle açıkladı. Güçlü olmak zorundayız dedi. Eğer bölgemizde ve dünyada istikrar, huzur ve düzen sağlanacaksa bunun Türkiye'siz gerçekleşebilmesi düşünülemez. Bu kadar kısa sürede %80 yerliliğe yaklaştırmak Cumhuriyet tarihinin en büyük başarılarından biridir. Türkiye'yi artık oyun kurucu ülkeler arasına sokmuştur. Birçok ülkenin Türk İHA ve SİHA'ların başarısını konuşmasının arkasında yatan nedeni de anlattı. Bu yakın alakanın asıl sebebi karşımızdakilerin sahada aldığımız neticenin sebeplerini anlamaya çalışmalarıdır. Akıncı ile birlikte dünya çok daha farklı müzakerelerin içine girecektir. Türk askerinin adım attığı her toprak, Türk bayraklı İHA ve SİHA'ların havalandığı her sema huzur buluyor. Hayatları boyunca hep kendine çalışmanın derdinde olanlar elbette bu tabloyu iyi karşılamıyorlar. Türkiye'nin bölgedeki oyun kurucu konumuna bir kez daha vurgu yaptı Erdoğan. Sonra da uyardı. Bölgemizde bir taşı bile yerinden oynatmak isteyen önce Türkiye'nin rızasını arayacak. Bölgemizde operasyona niyetlenen önce Türkiye'nin barış ve istikrar esaslı yaklaşımını değerlendirecek. Buna rağmen bir adım atmak istiyorsa da iki kere değil, 200 kere, 2000 kere düşünecek, sonra hareket edecek. Erdoğan savunma sanayinde atılacak yeni adımlarında sinyalini verdi. İHA liginde ilk 3 ülke arasına girmiş olmamız yeter mi? Yetmez. Şimdi hedefimiz kendi inşa ettiğimiz kısa pistli uçak gemilerimize inip kalkabilen SİHA'lar geliştirebilmektir. Hani şu bize verilmeyen 5. nesil savaş uçakları var ya, İşte onların da bir adım ötesine geçmiş olacağız. Törenin ardından TİHA gösteri uçuşu yaptı. Türk savunma sanayi için tarihi günden bir görüntü daha aktaralım. Az önce izlediğimiz konuşmanın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan Akıncı TİHA'nın kontrol merkezine girdi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve kuvvet komutanları Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren Akıncı TİHA hakkında bilgi aldılar. Akıncı Tekirdağ semalarında uçarken Erdoğan bir süreliğine kontrolü ele aldı. Selçuk Bayraktar bu sırada Cumhurbaşkanı'na briefing verdi.